İstanbul'da yarım saat arayla 19 yaşındaki iki kadın Semih Çelik tarafından vahşice öldürüldü. Ekiplerin incelemelerinin ardından Semih Çelik'in saat 3.30 sıralarında eski sevgilisi Ayşenur Halili Eyüp Sultan'da ardından saat 4 sıralarında İkbal Uzuneri Fatih'e gidip tarihi surlarda vahşice öldürdü, sonrasında ise yaşamına son verdiği öğrenildi. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bu olaylara ünlü isimler de sessiz kalmadı. Demet Özdemir, Ebru Gündeş, Hadise, Gonca Vuslateri gibi isimler sosyal medyada tepki gösterdi. Demet Özdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, İkbal Uzuner'in ve Ayşenur Halil'in yarım saat arayla nasıl vahşice katledildiğini gördüm, gördük, okuduk. Kelimem kalmadı. Bebekler, çocuklar, kadınlar yitip gidiyorlar ve katledilmeye devam ediyorlar. Bu canilerle nefes aldığımızı bilmek bile beni dehşete düşürüyor. Ellerinizi çekin artık insanlardan pis caniler, canavarlar diyerek öfkesini dile getirdi. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'te ne emeklerle büyüttüğümüz, dokunmaya kıyamadığımız evlatlarımızı taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar, kesiyorlar, öldürüyorlar. Adaletten fazlasını istiyoruz diyerek sert çıktı. Ünlü şarkıcı hadise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlarımızın korkusuz, özgürce, istediği gibi yaşadığı günleri görmek istiyoruz artık. Korkuyoruz, ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bütün ülke toplanıp çığlık atsak, bir annenin acısını etmez. Çok üzgünüm, kahır üstüne kahır, diyerek tepkisini dile getirdi. Hem oyunculuğu hem güzelliği hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya, Geçtiğimiz gün evinin kapılarını ilk kez açmıştı. Ünlü bir dergi aracılığıyla evinin detaylarını paylaşan Sarıkaya ile deli dolu bir aşk yaşayan Cem Yılmaz, bir dönem yaptığı paylaşımlarla Serenay Sarıkaya'ya gönderme, yorumları almış, ortalığı bir güzel karıştırmıştı hatırlarsanız. Ünlü komedyen kafa ve ortalık karıştırmaya resmen geri döndü. Sarıkaya'nın ev paylaşımlarının hemen akabinde kulisinden poz paylaşan Yılmaz'ın minimalist, vurgusu bariz bir gönderme olduğunu doğruladı. Serenay Sarıkaya'nın evi için atılan magazin başlıkları misali kulisiyle göz doldurdu yazan Cem Yılmaz, Sarıkaya kaya'nın vurgularını öne çıkararak her zaman minimal ifadesini kullandı. Eski aşkını da fena tiye aldı. Son dönemde Güldür Güldür şovun oyuncusu Rüştü Onur Atilla yaşadığı Aşkla Magazin gündeminden adından söz ettiren ünlü şarkıcı Nez, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Cihangir'de bulunan evinde rahatsızlanan Nez, sosyal medya hesabı üzerinden rahatsızlığı ile ilgili açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, Canlar dün akşam ambulans ile Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldım. Doktorum ve sağlık ekibine sonsuz teşekkür ederim ifadelerine yer verdi. İstanbul'da Semih Çelik isimli şahsın, iki genç kızı Vah vahşice öldürmesinin yankıları sürerken, ünlü oyuncu Uras Kaygılaroğlu'nun geçmişte bir sergi için verdiği pozlar tepki çekti. Bir özür mesajı yayımlayan Kaygılaroğlu, amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece sanat diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim, dedi. Müzisyen, söz yazarı ve oyuncu Mazhar Alanson, kızının vefatıyla büyük acı yaşadı. 74 yaşındaki usta sanatçı, 50 yaşındaki kızı Eda Alanson'un ölümü sonrası paylaşım yaparak cenaze töreninin detaylarını aktardı. Mazhar Alanson, Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın diyerek yaşadığı büyük acıyı paylaştı. Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ettiği öğrenilen Eda Alanson'un vefatı sonrası Mazhar Alanson, Instagram hesabından kızının cenaze töreniyle ilgili bilgi verdi. Cenaze 6 Ekim pazar günü öğlen namazı sonrası Fatih Camii'nden kaldırılacak.